Her şeyin bir bedeli var mıdır? Vardır. Her yerin. Vardır. Vardır, vardır. Vardır değil mi? Şöyle paraya karşı falan durulmaz yani. 2 artı 2 dünyanın her yerinde 4 eder abi. Yastığa bak, Serdar'ın da çok güzel laftır. Ben de çok severim. Sen de. Yastığa kafanı koyup gözünü kapatıp gün vicdanıyla uyuyabiliyor musun? Soru o. Namusunla paranı kazanıp çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor musun? Kalanında evet abi, para büyük şeydir. Nokta. Namusunla kazandığın her para büyüktür. Herkes zenginlesin abi. Herkes büyüsün ya. Tabii canım. Fukara edebiyatı da diyordu bizim kuşak. Hayır abi, herkes çok para kazansın tabii, yani. Tabii. Tabii kazansın. Ya 29 bin lira maaş olsun abi herkesin. Hayattaki milli esas, amacı, 29 esas amacım para olmasın da. Hayattaki esas amacım mutlu olmak olsun. Sonra para olsun. Ya para gelir yani, sen mutlu ve güzel yapıyorsan işini zaten. Doğru söylüyorsun. Önce bir işin olması lazım o. Doğru o söylüyorsun. Bir şey istemen İşinle lazım. Mutlu olursan olur ama. Evet. Olur. Gerisi gelir. Ama ben para Mehmet kazanacağım. Para dersen. Yani. Çok onu takdir ediyorum. Adam her sürekli işinde ya. Hep işinde gücünde çok ya. Çok seviyorum. Hiç ya. Yorulmuyor adam ya. Kim o? Sabahın 7'sinde işe gidiyor. Sabah 7'de işe mi gidilir ya? Abi o hayatımda gitmedim ya. Valla. Ciddi. Hayatım boyunca. Askerlik hariç. Yedek kalktı. Ancak uçak muçak bir şey olacaklar. Yani o da böyle bir şey. Mecburiyet ya böyle. Yani. Mecburiyetten böyle. Hazırlar beni yani. Bir yere ben sabah yapıyordum. Böyle hayalimde var. Hayat da var. En büyük hayal. Şimdi Bodrum'a yerleştim. Hayalim şimdi şu bak. Sabah 7'de kalkarım. Ne diyor? Ya Ceyhun diyor ki Mehmet abi senin gibi klip de dayayamaz radyo diyor. Ben sabah öyle. Şimdi 7'de girerken bir 5 dakika klip dayıyordum ki. 7'de zaten 5 dakikada hazırlanıyorum abi, diye. Dönüyordu. Adam. Ya bak diyorum şimdi. Ya. Ulan sabah 7'de kalkacağım. Her sabah yürürüm diyorum şeyde. Sahilde. 122 metre çünkü orası. Daha sor bir kere yaptın mı? Daha bir kere. Bir kere yaptın mı sonra? Ya yok abi biz. Nasıl bir şey abi, saat 7'de kalkmak nedir? 7'de kalkmıyor bile, 7'de yayın yapıyor ya. Balığa da gitmezsin 5.30'da kalkıp mesela arada. Keyifli. Abi ne balığı falan, 5.30 ben. Abi ta, abi bak ben, bu arada İzmir'den davet zaten ettiler. Zaten 3'te atıyorum. Ha, efendim? Ali Ergöçmez İzmir'den davet etti. Ben salı günü gidiyorum. Biliyorum. İşte balığa da davet etti. Balığa gidelim sabah çıkarız falan diye mi? Size başarılar abi. Ben yemesinde yeme kısmında o saate uyanırım diyorsun. Orada katılıyorum. Ali'ye selam olsun. Benim uçak 23 şey pardon 22 falan. Bazen bana mesaj atıyor. Yani. Diyor ki yayına katılır mısın diye, ben uyanınca görüyorum. Biliyorum, yayın bitiyor. Yayın bitmiş oluyor. Yok bu en son Aykut Hoca meselesi bayağı. Baba evet, 9.30'da attım, onda girdi yayına. Onun için yayını uzattım. Ya başka bir şey konuşuyorduk. Ne konuşuyorduk? Ne bileyim. Ya, hakikaten ama TRT'de de bir ara sabah programı yapıyordum. Adam mutlu işte. İşinde mutlu abi. 7'de gidiyor ya. Böyle bir şey olmaz. 7'de gitmiyor. 7'de yayın yapıyor yani. Ben 7-10 yayın yapmasam. Abi de patron ha bu adam. Hani mesela diyebilir ki ya ben akşam yapacağım. Artık çünkü akşam, o da drive time değil mi? Doğru biliyorum ben. Yani. Evet. Drive time da önemlidir çünkü. Ya sabah ya akşam trafiğinde. İki tane rush hour var işte. Sabah öğlen akşam. Yani orada artık İstanbul'da her saat rush hour da. Tabii tabii. Hadi yani olsun. Genel normal, drive time olsun. Normal şehirler için söylüyorum ben. Evet. Yani o isterse onu da yapabilir. 7-10 yapmaz. 9-11 yapar. 8.30-10 yapar. Yok, radyo benim. Radyonun. Radyo benim. Radyonun. Yapmaz. Ama işte öyle şey işte adam mutlu işinde yani. O yüzden Allah'a çok şükür yani. Erbatur var mı gündem? Tamam abi sen de koş. Neye koş? Basına içme sonunda mı koşacağım? Koş işte. Koş çok zor iş abi. Koş zor. O zaman bir tane salona kaydol hafta sonları. Koşsam Real Madrid'de oynardım. Koş. Peki devam edelim.